Avcılardan bir otomobil hırsızlığının görüntüsüyle devam edeceğiz. Hırsızlar bu kez aracın değil hayalet göstergenin peşindeydi. Neden hayalet gösterge? Söyleyeyim. Fiyatı sıfırı 50 bin lira civarı. Ama hırsızlar çaldıkları göstergeleri piyasaya 10 ila 15 bin liraya kadar ellerinden çıkarabiliyor. Yine öyle yapacaklardı. Ancak bir şeyi hesaba katmamışlardı. Tam cihazı söktükleri sırada otomobilin sahibi çıkageldi ve sonrası. Evden çıktığımda hırsızları gördüm bir anda. Görür görmez de müdahale etti. Ecevit Turgut hırsızları Avcılar'daki evinin önünde otomobilinin başında iş üstünde fark etti. Yakalamaya çalıştı ama neredeyse canından oluyordu. Sabahın erken saatlerinde geldiler. Hedeflerinde park halindeki bu beyaz otomobil vardı. Double ekranı yani hayalet ekranı almak için girdiklerini fark ettim. Aracın sol camını kırıp içeri girmeye çalıştılar. Amaçları otomobilin göstergelerini sökmekti. Sipariş üzeri çalıştıklarını düşünüyorum. Servisteki fiyatı 40-50 bin lira civarları olduğunu öğrendim. Yani bunlar tutturabildiğine 10 bine, 15 bine ihtiyacı olan kişilere göre çalıp satıyorlar. Bu iş artık meslek edinmişler bunlar. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Bir anda aracın sahibi Ecevit Turgut çıka geldi. Ecevit Turgut sabah saatlerinde işe gitmek için dışarı çıktı. Aracına yöneldiği sırada 4 şüphelinin otomobiliyle uğraştığını gördü. Koştu, müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında şüpheliler Turgut'u yaralayarak kayıplara karıştı. Maskeli kişilerle karşılaştım. Ben de tabii olayın sıcaklığıyla o anki şeyle aracıma doğru yürüdüm koşarak. Pişkin hırsızlar kaçmak yerine karşılık verdi. Dahası Ecevit Turgut'u başından tornavidayla yaraladı. Can havliyle onlar da tabii tornavida falan sallamaya başladılar bana. Alnıma geldi bir tanesi. Baltayı taşa vuran hırsızlar çareyi kaçmakta buldular. Ecevit Turgut peşlerinden koşsa da çabası sonuçsuz kaldı. Polis hırsızların izini sürüyor.